Şimdi bir sıcak gelişme var spordan, Beşiktaş'tan. Rıza Çalınbay'ın istifasının ardından boşalan Beşiktaş futbol takımının teknik direktörlüğüne Portekizli Fernando Santos getirildi. Şimdi telefon hattımızda Habertürk Spor muhabiri Ata Selçuk var. Ata. Evet, gerçekten Beşiktaş'tan beklenmedik bir açıklama geldi. Açıkçası çok fazla medyada dönen isimler vardı. Özellikle Van Bronckhorst son dönemde açıklanacak artık, yardımcılarından haber bekliyor şeklinde bilgiler varken bir anda hiç beklenmedik, hiç konuşulmadık bir isim Fernando Santos Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Siyah beyazlı kulüp hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir açıklama yaptı diyebiliriz. Dünyaca ünlü bir teknik direktör olduğunu söyleyebiliriz Fernando Santos'un. Kendisi son olarak Polonya milli takımında görev yapmıştı. Portekiz'le, futbol severler hatırlayacaktır, Portekiz'de bir Avrupa şampiyonluğu ve bir Uluslar Ligi şampiyonluğu vardı Fernando Santos'un. Bu anlamda özellikle milli takım bazında çok deneyimli bir teknik direktör olduğunu söyleyebiliriz. Tabii uzun süredir de milli takım çapında görev yapan bir hocaydı Fernando Santos. Uzun yıllardır en azından kulüp bazında çalışmadığını söyleyebiliriz ama kulüpte çalıştığı dönemlerde de hem Portekiz'de çalıştırdığı takımlarda hem Yunanistan'da yaptığı görevde gerçekten çok önemli işlere imza atmıştı Fernando Santos. Bunlara örneğin Yunanistan'da AEK ile Yunanistan Kupası'nı kazanmasını, keza yine PAOK'ta görev yaptığını, Panathinaikos'ta kısa süre görev yaptığını hatırlatmak lazım Yunanistan'da ve Portekiz'de de tabii ki kendi memleketinde Porto, Benfica ve Sporting Lisbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yapmış bir isimdi Fernando Santos. Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu Portekizli teknik adam. Tabii sezona Şenol Güneş de başlamıştı Beşiktaş bu sezona. Daha sonrasında Şenol Güneş dönemi sona ermiş. Aynı anda Ahmet Nurçevi bir seçim kararı almıştı. Ve bu seçim kararının ardındansa Hasan Arat başkanlığa getirilmişti. Bu dönemde Burak Yılmaz gibi, Rıza Çalınbay gibi isimler görev yapmıştı. Ve son olarak da Serdar Topraktepe geçici teknik sorumlu olarak görev yapıyordu Beşiktaş'ta. Beşiktaş artık Fernando Santos'u resmen açıkladı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos oldu. Ata çok teşekkürler, kolaylıklar. Evet, Beşiktaş'ın yeni hocası da belli oldu. Detayları da Ata Selçuk aktardı.